Pijama sohbetlerinden herkese merhaba. Tabii ki benim değişmeyen dostum, yoldaşım, sırdaşım, canım arkadaşım, astrolojinin kraliçesi Nuray Sayar'ıyla birlikteyiz. Canım benim. Nuray, sen büyücü müsün? Sen keşke olaydım. Sen kahin misin? Sen estağfurullah Allah'a şirk mi koşuyorsun? Allah korusun. Tövbe, tabii ki. Ya niye böyle düşünüyorlar? Nasıl her şeyi biliyorsun? Bir anlat da aydınlanalım şöyle. Sen bugüne kadar söylediğin her şey çıktı. Seçimler dahil olsun. İşte ne dedin? Türkiye'de belli bir süre vermiştin. 20 Eylül, 28 Eylül fenomenler patladı. Evet. Dolandırıcılıkları görüyoruz. Ay tüylerim diken diken oluyor. Görüyor musun bak? Evet. Yalan söylemiyor ki kadın. Bunları nasıl görüyorsun? Anlat ve aydınlanalım. Şimdi astroloji evrim çok kadim bir bilgi. Astroloji hesaplamayı biliyorsan her şeyin hesabını yapar, olasılıkları söylersin. Şimdi ben bir kere kahin değilim. Sezgileri çok güçlü bir kadınım. Ama astroloji hesabına sezgini katamazsın. Neden katamazsın? Bu bir ilim, bu bir bilim. Şimdi her ev 30 derece. Bak böyle başlıyor matematik hesabıyla. Bir birey dünyaya geldiği anda doğduğu günü bir gezegen yönetiyor. Doğduğu saati bir gezegen yönetiyor. Türkiye haritası da aynı şekilde. Cumhuriyetin kurulduğu tarihle 29 Ekim 1923 saat 20.30 Ulu Önder Atatürk Cumhuriyeti ilan ettiğinde Güneş Akrep Burcu'ndaydı. Ay İkizler Burcu'ndaydı. Ufukta Yengeç Burcu yükseliyordu. Şimdi ben Türkiye haritasına bakıyorum. Diyorum ki tutulma. Ülkenin 12. evinde. Gizli düşmanlıklar ortaya çıkacak. Tutulma ülkenin 4. evinde. Aile konularıyla ilgili mevzular olacak. Ya da tutulma 1. evde, 10. evde tanınmış ünlü insanlarla alakalı ortaya büyük kaoslar çıkacak. Ya da hükümetle ilgili yorum yapıyorsam haritanın 9. evine bakıyorum. Orada nasıl bir açı var? Neyin stelyumu var? Ben bunu şey gibi düşünüyorum. Çok özürüm lafını kestim. Ya şu meteorologlar değil mi? Hava durumu gibi ya. Yarın yağmur var. Diyor mu? Şemsiye alçık oluyor. Kar geliyor diyor. Soğuk hava diyor. Sıcak hava diyor. Lan oturup da kahinlik mi yapıyorlar? Hayır, onun da bir matematiği var bunun gibi. Tabii. Yani bilimsel yaklaşım. Bilimsel bir yaklaşım. Yani oturup da bugün ne olacak, şu olacak demiyor. O yüzden de lütfen böyle saçma sapan yorum yazmayın ya. Size de yazık, üzülüyorum, yoruluyorsunuz. Ne o biliyor musun? Şimdi eskiden çok üzülüyordum ben. Artık hiç üzülmüyorum. Niye üzülmüyorum? Ben Nuray Sayarıyım. Başarılıyım. Mutlu olmayı hak ediyorum. İki tane kişinin negatif yorumunu hiç önemsemiyorum. Ben de önemsemiyorum. Sen bu işe yıllarını verdin. Hı-hı. Hani eğitimler aldın yurt dışında, yurt içinde. Yıllardır bu işi yapıyorsun. Ve diyorsun ki bak bunun bir matematiği var kardeşim. Evet. Ya, bu bir bilim. Hatta yurt dışında üniversitelerde değil mi? Tabii. Kürsüleri var. Kürsüleri ders var. Gösteriliyor. Ders bölümleri var. Şeye üzülüyorum. Bu kadar emeğe, bilime, bilgiye yazık ediyorlar. Hı-hı. Hani bunu seni... Mesela astrologları şeyi düşünüyorlar herhalde. Ya büyücü. Oturuyor. Falcı. Trans. Ne bileyim. Keşke o kadar transa girip de bilgi aksaydı, çok kolaydı. Değil mi? Ya yıllık yorum hesaplamasını yaparken bu yorumları yazanlar beni görseler halime acırlar. Hesap kitap, ya hesap biliyorum. Kitap. Yazlıkta bile biz vakit geçiremedik ki doğru. Ya, denize hep çalışıyorum, gidemedik. Hep çalışıyorum. Gözlükleri takardı o zaman. Tık 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 tık. Oh, ay şimdi... Nur iş gel biraz, ben yemek yapıyorum. Mesela Nuray yemek ye. Tamam sen şuraya koy. Mesela yazık, hem çalışıyor orada. Kalemi alıyor oradan, hesap yapıyor. O derece, bu derece. Ay ben dedim ki ben yapamam bu işi mesela. Çok zor bir şey bu. Şimdi aynı yani zaman... Bunun formülleri var. Tabii ki. Tabii ezberin ki. Var. Tabii ki. Bir de şey çok güzel. Hani çok da yaslanmıyorsun laptopa. O kadar hatmetmişsin ki bilgileri. Tabii, tabii. Dereceleri kafanda artık ölçebiliyorsun. Şimdi bir birey bana diyor ki benim yükselenim ikizler. 7. evini yay yönetiyor. Hemen bakıyorum. İkizler, yengeç, aslan. 3. evde. Şimdi diyelim ki Mars orada. Kardeşlerine dikkat et ilişkilerde bu dönem diyorum. Şimdi diyor ki işte benim diyor ayım diyor Başak. Tık 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 diyorum 12. evde. Kadın düşmanlıklarına dikkat et. Yani ben artık haritayı yalamış, yutmuş.
Hatmetmiş. Hatmetmiş, ezberlemişim istemsizce. Şimdi biliyorsunuz Nuray Sayarı Akademi, bir akademim var. Bir sürü de öğrenci yetiştiriyorum. Haftanın 5 günü her akşam. Yorulmuyor musun? Kendine vakit ayırmıyor musun? Ayırıyorum. Gönüllere dokunarak, hizmet ederek mutlu oluyorum. Herkesin bir yaşam biçimi var. Evet. Ben işime aşık bir kadınım. Çalışmaya aşığım. Öyle, tatilde, yazlıkta denize gidemedik. Satürn Boğa burcunda, daha ne yapayım? Çalışmak için gelmişim, evet, bu hayata. Ya. Kesinlikle. Daha bir şey olacak mı? Neler olacak? Şöyle sorayım ben. Mesela bu fenomenlerle ilgili ne göreceğiz daha? Şimdi aslında çok tutuklanma olacak yine. Yılın ilk 4 ayı bize dedirtecek kamuoyunda. Ünlüsü, bürokrasi içerisindeki kişiler, tanınmış birçok kişi. Şimdi bak ne demiştim, hatırlıyor musun? Haftalar, aylar önce, haftalar değil, yasa değişecek dedi. Dedin, evet. Ve ne oldu? Bak artık hakaret ettiğiniz vakitte para cezasıyla kurtulamıyorsunuz. 3 günde olsa, 13 günde olsa hapse giriyorsunuz. Yasalar değişti. Ve artık o sosyal medyadan salla, yuvarla, hakaret edenlerin hepsi mapusa girecek. Yani bütün çok kurallar iyi. Bence de çok iyi. Çok iyi. Gitsinler. Ben yapmıyorsam sen de yap. Ben kimseye hakaret etmiyorsam başkası da bana hakaret etmeyecek. Kimse kimseye hakaret etmeyecek. Ya spor oldu artık. Yemin aynen öyle. Değiştik artık. Yani orada yazmasa rahatlayamıyor. Klavye şovmenleri çoğaldı. Geçiyorlar klavyenin başına, atıyorlar, tutuyorlar. Ceza almalı. Tazminat ödeyerek değil. Hakikaten yasanın bu yönde ilerlemesi bence çok iyi oldu. Yani girsin bir tuvalet temizlesin hapishanede, çöp toplasın hapishanede. Niye? Erkek çocuklar askere gittiğinde eskiden ne diyorlardı? Askere giden adam adam oluyor. Doğru. İsterse paralı gitsin. O 21 günlük değil mi şimdi paralı askerlik? Orada bile değişip geliyorlar. Niye? Özgürlüğü bitiyor. Kuralla yaşıyor. O yüzden ya aslında insanlar bak müthiş bir yıl 2024 yılı, uyanış yılı. Farkındalığımıza farkındalık kattığımız bir yıl. Ve düşünsene bak bunu her yayınımda söylüyorum. Ben 50 yaşında bir kadınım. Allah bana 100 sene de ömür verse, 85 sene de ömür verse, diyelim ki 85 yıl yaşayacağım. Ekranları karşısındakiler bunu bilse, şimdi diyelim 40 yaşında. 80 sene ömrü var. 40 yaz görecek, 40 kış görecek, 40 bahar görecek. Değer mi ya birilerine hakaret etmeye? Değer mi küs kalmaya? Değer mi kıskançlık yapmaya? Ömür dediğin şey geçiyor. Zorluk dediklerin de geçiyor. O yüzden negatif düşünceli kişilere diyorum ki aklınızı başınıza alın. İyi insan olmayı deneyin. Çünkü siz bir boyuttan bu boyuta gelirken iyi olarak geliyorsunuz. Zaman içinde nefes olduğunuzu unutup nefsinizin esiri oluyorsunuz. Kötü bir ruha bürünüyorsunuz. O yüzden 2024'te bütün karanlık duygulu insanların iyi olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Umarım. Hatta size güzel de bir uyarı vereyim. Evet. Haset, fesat olanlar, kötü ruhlu olanlar hemen bugün itibariyle bu video karşınıza belki size göre tesadüf çık değil. Hiçbir şey bu hayatta tesadüf değil. 21 gün boyunca sabah uykudan uyandığınızda burnunuzdan derin bir nefes alın, ağzınızdan verin. Adınız neyse, soyadınız neyse. Örnek veriyorum. Şimdi diyelim ki ben kendim yapıyorum. Karanlık bir ruha sahibim. Korkağım, sevmediğim problemlerim var. Burnumdan derin nefes alıyorum, ağzımdan veriyorum. Ben Nuray Sayarı'yım. Mutlu, huzurlu olmayı, iyi bir insan olmayı hak ediyorum. Ben Nuray Sayarı'yım. Bolluk ve bereket içerisinde yaşamayı hak ediyorum. Ben Nuray Sayarı'yım. İyi insanlarla bir arada olmayı hak ediyorum. Bunu 21 gün, 11 defa tekrar ettiklerinde karanlık ruhlu insanlar melek olacaklar. Çünkü Allah hepimizi nurundan yaratıyor. İyi olmak da bizim elimizde, negatif olmak da bizim elimizde. Herkes tercih ettiği hayatı yaşıyor. Ölüm var, ölüm. İyi insan olur. Çok doğru da herkes kötü ruh olduğunu ya da kötü olduğunu bilmiyor ki. Biliyorlar, biliyorlar. Onunla besleniyorlar. Ortalıkta bir sürü vampirella ve vampiri var. Dolu. Eskiden filmlerdeydi vampirler ve vampirellalar. Şimdi ruhlar da.
kan emiyorlar. Senin enerjini çekerek besleniyorlar. Hmm. Sen ne yapacaksın? Auranın fermuarını çekeceksin. Kapatacaksın. Kapatacaksın kendini. İster iki kök, bak kök çakran, leğen kemiğinin tam ortası, göbek çakranın dört parmak altı. Uykudan uyandığında buradan bir fermuar çek üç kere, kitle. At o anahtarı. Zaten gün içinde bir sürü vampir ve vampirella senin auranı olumsuz enerjisiyle yırtıyor. Akşama kadar yırtıklar oluşuyor. Ama tam anlamıyla yırtamıyor. Hmm. Şimdi bak, örnek veriyorum. Kaldır kolunu, bakalım enerjine. Diren, bak nasıl güçlü bir auran var. Şimdi Allah korusun, ben senin auranı yırtıyorum. Tekrar kaldır. Nasıl oldu? Ay, dik auramı, yırtma. Direnç göster. Niye öyle oldu? Bak aynı şeyle, bak şimdi güçlendiriyorum. Kaldır, gördün mü? Güçlendim değil mi, yırtmadım. Şu anda hayır. Yani biz auradan alıyoruz her şeyi. Hmm. Nazar dediğiniz şey karşınızdaki insanın gözü değil, nefsi. Hani derler ya, göz değdi. Göz bir nurdur, göz değmez. Nefistir kişiye. Nefsi değil. Nefsi değiyor. O yüzden sen fermuarını çek ya da kendini mor bir fanusun içine koy. Kapat kapağını, çık sokağa. İsteyen istediği kötü nefse sahip olsa da giremez o fanusun içerisine. Ben de duayla o ritüeli yapıyorum mesela. Bak, benim en büyük şeyim, duam. Evet, senin var. Dua. Sabahları uykudan uyandığımda avucumun içerisine bir ayetel kürsü okurum. Üflerim. Bütün bedenimi süpürürüm. Ayağımın altına kadar. Sonra ihlas, gülhü Allahu ahad. Üflerim, bütün vücudumu süpürürüm. Sonra felak. Yine üflerim, bütün vücudumu süpürürüm. Sonra nas. Ondan sonra kök çakramdan üç kere bir fermuar çekerim, kitlerim. Ben korunuyorum artık. Yaradan beni koruyor. Ben çünkü Allah bana öyle bir sarılmış ki. Hep duamda şudur. Ya Rabbi, bana öyle sarıl ki, beni öyle kucakla ki, senin dışında kimseye muhtaç olmayayım. Senin dışında hiç kimseden bir şey talep etmeyeyim, bir şey istemeyeyim. Siz böyle gönülden dua ettiğinizde Allah sizi zaten koruyor. Doğru. Yani Rabbim her zaman koruyor. Etsek de etmesek de, ama benim en büyük sohbetim Yaradan'ladır. Her gece, her gündüz, bazen arabada sohbet ederim. Allah'ım diyorum, verdiğin, gösterdiğin bütün güzelliklere sonsuz şükürler olsun. Seni çok seviyorum. Seni her an hissediyorum. Sen benimle birliktesin. Senin dışında hiç kimsenin bana sarılmasına ihtiyacım yok. Çünkü ben sana yaslanıyorum. Bitti. Dua edin, iyi insan olun, geleceğinize güvenin. Hiç kimse kötülük yaparak, art niyeti düşünerek bir yere varamıyor. Ve bu hayatta hiç kimsenin yaptığı yanlış da yarına kalıyor, yanına kalmıyor. Mutlaka hesap veriyor. Çalma kapını, çalarlar kapını. Bu kadar net. O yüzden diyelim ki şu anda 2023'te işini kaybet. Ne üzülüyorsun? Kapanırsa bal küpü, açılır yağ küpü. Hmm. Ne üzülüyorsun? İlişkin bitti. Daha iyisi gelecek. İşten kovuldun, daha iyisi olacak. Yani kaybettiğimiz her şey yeni bir kapının açılması için bize kazanç. Biz yeter ki kendimize değer verelim, iyi insan olalım, kendimizi önemseyelim. Doğru. Yarım kaldı. 2024. Bütün gerçekler ortaya çıkacak. Yılın İlk 4 ayı... Tarih verebiliyor musun? Mesela atıyorum Nisan bilmem ne. Bir kere demiştin galiba. Şimdi yani şöyle söyleyeyim. 8 Nisan yılın ilk güneş tutulması Koç burcunda. 2 Ekim yılın son güneş tutulması da Terazi burcunda. 26 Mart'ta Balık burcunda bir ay tutulması var. Yılın ilk ay tutulması. Yılın ilk 6 ayı zangır zangır bir ay. Hadi ya. Sallantılı bir ay. Yani şahıslar üzerinden mi yoksa ülkede mi bir şey olacak? Hem dünya hem ülkemiz adına titrek bir 6 ay yaşayacağız. Eyvah. Jeolojik yapma etkiler. Hatırlıyorsan yok dedi. İstanbul, bak ben Allah'a sığınırım bir astrolog olarak. İstanbul'a yakın bir yerlerde depremler olur, etkileniriz. Ama ben bir astrolog olarak yengeç burcu olan İstanbul'u hiçbir zaman depremin yıkacağını görmüyorum. Dünyanın hiçbir yerinde olmasın, güzel vatanımın hiçbir yerinde olmasın. Şimdi insanlara doğuda olacak deyip korkutmak istemiyorum. Biz ülke olarak zaten deprem ülkesiyiz. Dikkat edelim, tedbirli, temkinli olalım.
Hatırlarsan 2022'den 2023'e geçerken 2023'te toplu ölümler olacak demiş. Keşke dediğim çıkmasaydı, gerçekleşmeseydi. 2024 terör, deprem konusunda riskli bir yıl. Ve 2024 Temmuz ayı ve sonrasında dünya su, enerji kaosuna girebilir. 2025'te karanlık bir yıl olabilir. Ya şey zaten onun sinyalini veriyorlar. Elektriklerle ilgili film bilim yaptılar. İzlediniz mi onu? Dünya karanlığa gömülebilir. Dünyayı arkanda bırak diye. Dünya karanlığa gömülebilir. Allah korusun. Dilerim olmasın. Şimdi Uranüs boğada toprak sallanıyor. Uranüs ikizlere geçtiği zaman var vaktine daha. İletişim zinciri kopacak. 2025'te mi oluyor bunlar? Yani 2025, 2026, 2027. 27. Yani 24'ten bak 2024'ten 2028'e kadar dünya insanına huzur yok. Kimilerinin krizi, kimilerinin mutluluğu olacak. Elhamdülillah. Dua edeceğiz. Zorlukları aşmak için iyi düşüneceğiz. Ama ben şuna inanıyorum. Kötü insanlar 2024'te kendini yok edecek. Kendi kendilerini yok edecek. İyilerin kazanacağı, kötülerin yok olacağı bir yıl 2024. O yüzden kötüysen bir an önce iyi ol ki kendini yok etme. Yani, İyi düşün, iyi olsun. İyi düşün, iyi olsun. Shakespeare demiş işte. Einstein demiş ki sözlerimin kaderim olacağını bilseydim daha iyi düşünürdüm, konuşurdum. Ben de ne diyorum? Sözlerine dikkat et, yarının olur. Düşüncelerine dikkat et, kaderin olur. O yani, senin değil mi? Evet. Düşüncelerine dikkat et, kaderin olur. Sözlerine dikkat et, yarının olur. Ve ben içindeki gücün sırrını keşfetmiş bir kadınım. Ve bunun üzerine kitaplar yazmış bir kadınım. Önce kendime hayrım var. Önce kendime hep güzellikleri çektim. Hep mutluluğu çektim. Bu bana ait bir özellik değil. Herkes o mutluluğu, herkes o bereketi, herkes o huzuru çekebilir. Yeter ki iyi ol. İyi niyetli ol. Niyeti halis olanın akıbeti hayırlı olur. Güzel. Yine dizdi laflarını. Şimdi belediye seçimleri var Mart ayında. Evet. AK Parti İstanbul'u alacak. Ankara CHP ile devam edecek. Mansur Yavaş'la. Peki AK Parti İstanbul'u alacak da profili görebiliyor musun yıldızlardan? Belediye başkanı kim olabilir? Vallahi öyle biri gelecek ki çok büyük katkısı olacak. Ama gerçekten AK Parti alacak İstanbul'u. Hatta şöyle söyleyeyim, İzmir'de de çok büyük sürprizler yaşayabiliriz. Diye. Ankara yine devam. Yani yaşayabiliriz derken hani Ankara devam. İzmir, İstanbul büyük sürprizlere açık seçimlerde. Enteresan şeyler olacak. Böyle hayretler içinde kalacağımız bir seçim dönemine giriyoruz. Yine demiştin dersiniz. Allah vatanımızı, milletimizi korusun. Her kim gelirse şehrine, ülkesine, vatanına, milletine doğru hizmet et. Kesinlikle doğru hizmet et. Ben doğrunun yanındayım. Partici değilim. Vatanımı, milletimi seviyorum. Ya o vergimizi veriyoruz, hizmet bekliyoruz. Hizmet bekliyoruz. Bizim için çalışmaları lazım. Başkası için değil ya. Aynen öyle. Bize hizmet eden bir yönetici, lider gelsin. Yaptığı işle birlikte de kendi yoluna devam etsin. Yani ben de öyle istiyorum. Sorunlu bir şehir istemiyorum. Mesela. Ben de sorunlu bir şehir istemiyorum. Evet, ben hizmet bekliyorum. Çünkü biz bunu hak ediyoruz. Vergimizi de veriyoruz. Herkes vergisini veriyor. Evet, hepimiz vergimizi veriyoruz. Hepimiz veriyoruz. O yüzden ben bana hizmet eden adam istiyorum. Evet, ben bana, de bana, şehrime, bana, şehrime, çoluğuma, çocuğuma hizmet edecek insan istiyorum. Dolayısıyla hakikaten belediye başkanlarına da sesleniyorum. Hizmet edecekseniz gelin. Hizmet etmeyecekseniz gelmeyin. Gelmesin. Lütfen hizmet edecek kişiler gelsin. Peki gerçekten Trump seçilecek mi? %100 kesinlikle. Hapse girmiyor değil mi? Hayır canım, ne hapse? Davamlık ya bir yerlerle bayağı. Atlı. Olabilir ama Biden sağlık sorunları. Bayağı da Biden yani. Biden bir de bir ayağı çukurda Biden'ın tabii. O sağlık yüzünden mi bırakacak yoksa seçimlerde normal gidecek de seyri Trump mı kazanacak? Yok, Trump kazanıyor. Biden ayağını sürükleye seçimler için mücadele verecek ama Trump kesinlikle kazanıyor. Bunu aylardır söylüyorum. Peki bu iyi bir şey mi olacak? Amerika için tabii ki olacak. Ekonomisi de düzelecek. Buradaki ekonomi? Haziran'dan sonra rahatız. Bak 21 Mayıs'ta şimdi Jüpiter Boğa Burcu'ndan ayrılıyor, İkizler Burcu'na geçiyor. İletişim ağı genişleyecek. Örneğin ne var? Facebook var, TikTok var.
Twitter var. Yeni uygulamalar çıkabilir. Hiç bilmediğimiz. Yeni mecralar ve uygulamalar çıkabilir. Ve bunlar üzerinden çok farklı şeyler deneyimleyebiliriz. Para kazanma olayı insanların önüne farklı alanlardan gelebilir. Çünkü teknolojik ağda büyüme görüyorum 21 Mayıs ve sonrasında. Jüpiter'in ikizlere geçmesiyle birlikte. Eğitim, öğrenim alanında da yeni oluşumlar ve değişimler gündeme gelebilir. Çünkü Merkür iletişim demek, haber demek, öğrenmek demek, aynı zamanda sosyal mecra demek. Öğretmenlik demek, öğrenci demek, öğreten, öğrenen demek. Dolayısıyla birçok şey öğrenebiliriz. Kişisel gelişim yolumuzda da kendimizi, kendimizin farkındalığına farkındalık katabiliriz. Asıl 2024'te dünya için çok önemli olan iki lideri kaybedeceğiz. Dünya iki lideri kaybedecek. Bu etkileyecek mi ülkeleri? Tabii ki etkileyecek. Nasıl etkileyecek? Şok etkisi yaratacak. Beklemediğimiz biri o zaman. Hiç düşünmediğimiz, beklemediğimiz biri. Doğal ölüm mü yoksa? Merak ederim. İkizlerim ben ama merak ederim. Deşerim böyle. Yani ecel geldi mi cihana? Baş ağrısı bahane. Doğru. Ne bileyim çok. Allah sağlıklı yaşamlar nasip etsin. Ama dünya iki liderini kaybedecek. 2024'te. Evet, 2024'te. Zaman aralığı var mesela ilk yarısı, ikinci yarısı mı? Son İlk şeyle. Yarı biri, son yarı biri. Yani yılın ilk 6 ayında birini, yılın son 6 ayında da birini kaybedecek. Prens Charles ne yaptı? Prens Charles çaresiz bir hastalığa yakalanabilir. Allah 2024. Allah. O zaman William geçecek, oğlu. Yani ölüm görmüyorum ben Charles'ta. Sanki amcamın oğlu Charles. Dizi izliyoruz ya şimdi. Crown'u seviyorum ben ya. Çaresiz bir hastalığa duyurulur mu bilemem. 5 sene kadar bir yaşam dilimi görüyorum Charles'ın hayatında. İyi, William şanslı o zaman. 80 yaşında geçmeyecek taht. 40'ında tahtta. Evet. Güzel. Ay Allah uzun ömür versin. Kimse ölmesin tabii de. Hiç kimse ama ölmesin. Ama haritada mı gösteriyor? Yani dünya haritasına baktığımda, incelediğimde bunu da gördüm. Peki Orta Doğu'daki karışıklık? Devam edecek. Ama savaş etkileri bitiyor şimdi. Gelecekte hep söylüyorum, İsrail diye bir ülke kalmayacak. Allah Allah. Kesinlikle kalmayacak. Ne kadar gelecek demek? Yani 2026-2027 İsrail yok. Şaka yapıyorsun. Yok. Haritada gözükmüyor. Görmüyorum ben. Görmüyorum. Peki Ukrayna, Rusya? Durulacak, bitecek. Kendinden eriyecek. Evet, eriyecek. Sonunda barışacaklar, uzlaşacaklar. Madem barışacaktınız da niye ortalığı karıştırdınız? Evet ya. Bunca insanın ölümüne neden oldunuz. Ölümüne, göçüne, evet. Kaçmasına, yaralanmasına, sakatlanmasına. Kesinlikle. Ay, bu dünyanın işini ben anlamıyorum. İşte insanlar ölüm olduğunu unuttukları için savaşıyorlar. Halbuki eninde sonunda öleceksin. Ne gerek var savaş çıkarıyorsun? Bir de Türkiye hiçbir zaman savaşa girmeyecek. Ay çok şükür. Oh. Türkiye hiçbir zaman savaşa girmeyecek. Yani dünyanın neresinde olursa olsun. Bize sıçramayacak. Bize sıçramayacak. Ama yani tabii. Ama etkileniyoruz, üzülüyoruz. Işte. Kesinlikle etkileniyoruz. Ekonomik olarak da etkileniyoruz. Ruhen de. Ruhen de etkileniyoruz tabii ki de. Ama Türkiye'nin geleceğinden hiç korkmayalım. Hiçbir zaman korkmayalım. Yani biz dünyanın gözdesi olacağız. Türkiye çok zengin bir ülke olacak. Çok zengin bir ülke olacak. Hatta belki şu an haberimiz yok. Zenginliklerin üzerinde oturuyoruz. Bak, gelecekte elmas bu ülkeden çıkacak. Biz elmasların üzerinde oturuyoruz. Petrolün üzerinde oturuyoruz. Bizi kısıtlayan engeller 2024'te tamamen ortadan kalkıyor. Tamamen kalkıyor. Yani evet, şu an zorlanıyoruz, zor bir döngüden geçiyoruz ama bu bir süreç. Bu hayatta ne geçmiyor ki? Bazen kanırtıp geçiyor, bazen süründürüp geçiyor, sürtüp geçiyor, devirip geçiyor ama geçiyor. Bu zorluklar da geçecek. Bak, bir 3 yıl bir pandemi süreci geçirdik, bitti. Hayat da geçiyor. O yüzden anı yaşayın, 2024'te kendinize değer katın. Mutlu olmayı hak ettiğinizi kendinize hatırlatın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Her İyi zaman varsın. Gelirim. Sen de iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Pandemi senin deyince geçirdiğimiz günler aklıma. Pandemi yani evde kapanıp, evet değil mi? Ya. Ne güzel Sizi günlerdi. En çok da yaklaştıran süreçti birbirimize. Pandeminin en büyük katkısı, yıllardır tanıyorum seni.
Bana kız kardeş kazandırdı. Bana da. İyi ki varsın. Sen seni de. Seviyorum. Ben de çok seviyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.